Evet, şu an Tatar Ramazan şamrel kaynağı yapıyor. Evet Ramazan Bey, anlatır mısınız? Şimdi bunun nesi vardı? Bir önce onu anlatın bize. O acil delik vardı İsmail. Peki nasıl şamrel kaynağı nasıl yapılır? Bir bize anlatın. Akşam zımpara yapılır. Ondan sonra zımparalarsın. Kaynağı olduğu yere getirsin, yapıştırsın. Yakarsın, aynen olur. Peki kaynak ondan sonra bir daha hiç çıkmaz mı aynı yerden? Çıkabilir de çıkmayabilir. Evet, şu an görüyorsunuz. Şu an yaptığınız işlem ne? Yaktık. Yapışmasını bekliyorum. O elinizdeki ne? Hava. Ne yapacaksın o havayla? Soğutma işlemi. Evet, görüyorsunuz şu an Tatar Ramazan soğutuyor. Bir dakika. Evet Tatar Ramazan, şu an yaptığımız işlemin adı ne? Kaynağı çıkarma. Baktığı yapışıp yapışmadığını ona kontrol etmek. Peki çıkartırken şu an yapışmış mı peki? 10 numara yapışmış. Gördüğün gibi bir de ne delik var, bunu da kaynatacağım şimdi. Şurası mı? Bakalım, evet gösteriyoruz. Hakikaten de bir kaynak daha olacak şu an. Tatar Ramazan iş başında. Evet, şu an Tatar Ramazan atölyenin görüntülerini de sizlere izletelim. Burada yok yok. Şu nedir Tatar Ramazan? Bunu bahçeye kapı yaptı. Evet, şu an görüyorsunuz. Güzel bir kapı yapmış. Şu an tekrar baskılama işlemi mi bu? Bu sıkıştırma işlemi, baskılama işlemi. Yani kaynak bir yere oynamasın. Evet, şu an görüyorsunuz. Yaktığı zaman bir yere kıvırlamasın diye. Tatar Ramazan olanca dikkatiyle işine devam ediyor. Hani on parmağında on marifet derler ya, Tatar Ramazan'da da aynı öyle. Görüyorsunuz, özenle baskılıyor. Direkt işten gelir gelmez atölyedeki işe soyuldu. Son derece çalışkan bir arkadaşımız. Bakalım. Şimdi ısıtma işlemi mi yapacaksınız? Yakma işlemi. Yapışsın diye. Sıcakla kaynağın yapışmasını. Evet, görüyorsunuz şu an çakmakla yakma işlemi var. Şuradan gösterelim. Şöyle. Şu an evet. Yanıyor değerli izleyiciler. Şu an soğutma için kompresör havasını tutuyor. Gördüğünüz gibi bu havayla